Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde müptela ve haberin yer değiştirmesiyle alakalı örnekleri işleyeceğiz. Bismillah diyelim, başlayalım. Haddid rukni'l cümletil ismiyye fil cümelit taliye ve zkur sebebet tertibi takdimen ve te'khiran. Burada isim cümlesinin hangisi müptedası, hangisi haberi, bunları belirleyeceğiz ve niçin bunlar yer değiştirmiş, bunun sebebini belirteceğiz arkadaşlar. Örneklerimize başlayalım. Halfel mescidi es-seyyaratu. Bakın burada es-seyyaratu mübteda. Halfel mescidi şibih cümle olarak haber. Değil mi? Haber öne geçmiş. Arkadaşlar bu durumda ikisi de caizdir. Bakın mübtedamız marife, haberimiz de şibih cümle olarak gelirse öne de geçebilir. Normal şeklinde mübteda haber şeklinde de gelebilir. Evet, buradaki sebebimiz ikisi de caizdir arkadaşlar. Böyle söyleyelim. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda ne diyor? El hakku vahidun. Doğru tektir. Bakın burada el hakku mübteda vahidun haber. Nereden aldık hocam? Bakın mübtedamız elif lamla marife olmuş değil mi? Evet, buradan mübteda olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da haberimiz. Neden böyle gelmiş? Çünkü isim cümlesinde asıl olan mübtedanın başta gelmesidir ve mübteda marife gelir, haber de nekre gelir. Bunların özelliklerini bu şekilde gördüğümüzde bunun normal bir şekilde mübteda haber olduğunu anlarız. Üçüncü örneğimize bakalım. İnnemâ ente münzirun. Bakın burada innemâ gelmiş mübtedanın başına. Bu da haberimiz arkadaşlar. Mübtedamız, bu da haberimiz. İnnemâ ente münzirûn. Haber. Neden böyle oldu? Burada inneye ma'el kâfe bitişmiş arkadaşlar. İnneyi hatırlayacak olursanız innenin ismi, innenin haberi diye. Evet, bu şekilde arkadaşlar inneyi etkisiz hale getiren bir ma gelmiş. Konumuzla alakası yok. Evet, mübtedanın başına innemâ gelmiş. Mübteda haber. Dördüncü soruya bakalım. Ebu Bekir Ebu Bekir evvelül hulefâir râşidîne. Bakın burada Ebu Bekir mübteda arkadaşlar. Evvelü kelimesi de haberdir. Ne demek manası? Ebu Bekir hulefâir râşidînin ilkidir, birincisidir. Normal arkadaşlar mübtedamız marife, bakın Ebu Bekir diye özel isim. Haberimiz de nekra. Normal bir mübteda haber sıralaması. Beşinci örneğe bakalım. Et-tiflu yel'abu tahte şecereti. Et-tiflu mübteda. Niye? Marife gelmiş bakın. Haberimiz de yel'abu şeklinde fiil cümlesi olarak gelmiş. Arkadaşlar bu şekilde gelirse haber fiil cümlesi olur veya fiil cümlesi olarak gelirse bu haber olur arkadaşlar. Mübtedanın fiil cümlesi diye bir özelliği, mübtedanın fiil cümlesi olarak gelme diye bir durumu yoktur. Altıncı örneğimize bakalım. Allahu el-Haliku. Burada ne var? Her ikisine de marifelik, nekralık eşit. Bakın Allahu marife bir isim. El-Haliku, el-İflamla marif olmuş. Her ikisinde de marifelik var. O zaman burada nasıl bir şey izleyeceğiz? Arkadaşlar bu şekilde her ikisi eşit olursa mübteda başta gelir, haber sonda gelir. Yani normal sıralaması düzenli, yani normal bir sıralama gibi kabul edilir. Yedinci örnek. İndi fikratün. Benim bir fikrim var diyor. Bakın inde kelimesi şibih cümle olarak gelmiş. Haber öne geçmiş. Mübtedamız da nekir olarak gelmiş. Benim bir fikrim vardır. Burada mübteda sona geçmiş. Neden? Bakın nekir olarak gelmiş. Elif lamsız değil mi? Şibih cümlede olursa ve mübtedamız da nekir olursa o zaman şibih cümle olan haber öne geçer. Sekizinci örneğimiz lel ka'betu sevda'u. Bakın burada lamul iptida var. Demek ki lamul iptida mübtedaya bitişince başta geliyor arkadaşlar. Bu mübteda sevda'u karadır da bu da haber. Yani Kabe siyahtır manasında. 9'a bakalım. Emamel ceyşi gaiduhu. Bakın burada bir zamir var. Bu zamir kime raci? Habere raci değil mi? Bakın emamel ceyşi şibih cümle olarak gelen habere işaret ediyor. Ceyş ne demek arkadaşlar? Ordu. Ordunun önünde onun komutanı vardır. Bakın buradaki orduya raci, hü zamiri. O zaman haberimiz öne geçmiş. Bu şekilde eğer mübtedada habere raci bir zamir olursa haber öne geçer arkadaşlar. Kaid kelimesi de mübtedadır.
Evet, bu alıştırmamızda e'rib el cümle teliye i'raben kamilen, aşağıdaki cümleyi tam bir şekilde i'rab yapmamızı istiyor. Önce bunun müptedasını ve haberini bulalım arkadaşlar. Bakın harfi celle başlamış. Harfi celle başlıyorsa demek ki bir şibih cümle olduğunu hemen anlıyoruz. Fiddirasetil lugatil arabiyyeti, komple burası arkadaşlar haber öne geçmiş. Peki bu haberin müptedası nerede? Bakın. Fevaidun kesiratun. Arkadaşlar fevaidun kelimesi de aranan müptedadır. Peki hocam diğerleri nedir? Tek tek inceleyecek olursak fi harfi cer. Biliyorsunuz harflerin İrab'tan mahalli yoktur. Harfi cer'den sonra isim mecrur gelir. Car mecrur olduğu için, yani bunun cer ettiği isim. İsmin mecrurun ve alametül cer el kesra el zahira. Devam edelim. Dirasetil lugati. Bakın bunu kim ceretti? Hocam bu diraseti kelimesi aynı zamanda muzaftı. Bu da muzafun ileyh oluyor. Ne diyeceğiz? Muzafun ileyh mecrurun bil kesrati. Peki el arabiyeti nedir? Arabiyeti de lugat kelimesinin sıfatıdır arkadaşlar. Sıfat buna tabi olur. Yani sıfat mevsufuna tabi olur. Aynı sıfatın mecrurun bil kesra. Mübteda demiştik buna. Kesiratün ne oldu arkadaşlar? Kesiratün de bu mübtedanın sıfatı oluyor. Bu da sıfattır arkadaşlar. Aynı şekilde bu da öncesindeki mübtedanın harekesini almış. Sıfatün merfu'un bi zammetin zahiratin şeklinde söylüyoruz. Diğer örnekleri lütfen siz ödev olarak tamamlayın. Bu alıştırma türünde doğru ışıkları seçmemizi istiyor. Bismillah diyelim. Birinci sorumuz Galallahu Teala Bismillahirrahmanirrahim beynehuma hicabun ve alel e'rafi ricalun fi hadihi laye. Bu ayette diyor ki arkadaşlar evet bu ayette ne vardır diye sormuş. Arkadaşlar bir kere vav'ı gördük mü? Bu iki tane cümleden oluşuyor demektir. İki cümleyi birbirine bağlayan bir atıf harfi var. Evet, bu birinci cümleye bakalım. Öne geçmiş şibih cümlemiz var. Bakın bu beynehuma öne geçmiş şibih cümle. Haber. Evet, haber. Peki hicabun ne? Bakın nekra gelmiş, mübteda. Mübteda nekra gelir. Haber de şibih cümle gelirse öne geçiyordu değil mi? Diğer cümleye bakalım. Bakın ala ile başlamış. Alel a'rafi şeklinde. Arkadaşlar burası da şibih cümle, görebiliyor musunuz? Evet, şibih cümle öne geçmiş. Evet, burası haber. Şibih cümle haber. Peki rical kelimesinde bakın eliflam yok. Bu da mübteda oluyor. Peki bu cümlede ne var diye sormuş hoca. Şıkları okuyalım. Haberani mukaddimani. İki tane öne geçmiş haber var. Doğru şık hemen elifte vermiş. Diğerlerini inceleyelim. Mübteda mukaddem, alakası yok. Mübtedalarımızın ikisi de muahhar gelmiş. Haberu mukaddem, haberu muahhar. Bir önde bir sonda haber diyor. Hayır arkadaşlar, ikisi de önde. Mübtedaani mukaddimani. İki tane öne geçmiş mübteda. Hayır arkadaşlar, ikisi de sona gelmiş. Bakın mübtedaların ikisi de sonunda. Haberani muahhirani. Sona gelmiş iki haber değil. Doğru şık elif arkadaşlar. İkinci sorumuz. Galallahu teala ma alel rasuli illel belâhu. İhrabul kelime belâh. Buradaki belâhu kelimesinin irabını istiyor. Tabi burada bir kısmını vermiş. Merfu'un bizzamme. Niye merfu olduğunu soruyor. Bakın aler rasuli şeklinde şibih cümlemiz öne geçmiş. O zaman bu mübteda diyeceğiz arkadaşlar. Mübteda'un merfu'un bizzamme. Nerede o mübteda? Müahhar. Evet, doğru şıkkımız sona gelmiş. Müahhar gelmiş. Mübteda diyeceğiz. Mübteda'un muahharun merfu'un bizzammeti şeklinde. Hocam diğerleri olur mu? Haber demiş. Haber değil arkadaşlar. Haber şibih cümle olarak gelmişti. Haber burada. Burası mübteda. Evet, diğeri neymiş? Haber mukaddem demiş. Öne geçmiş haber değil. Mübteda mukaddem, öne geçmiş mübteda değil. Fail değil. Üçüncü sorumuza bakalım. Galallahu teala lehum ma yeşâûne fîhâ ve ledeynâ mezid. Bu ayet-i kerimedeki şibhi cümle olan lehum fi mahalli raf demiş. Bu lehum nedir diye sormuş arkadaşlar. Fi mahalli raf, mahallen merfudur. Nedir? Başa geçmiş. Haber mukaddem diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Ve fi kulli şeyin lillahi ayetun tedullu ala ennehu el-vahidu. Kelimetu ayetun merfu'atun li enneha. Bu ayetun kelimesi niçin merfudur? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Bakın lillahi ayetun mübteda muahhar. Çünkü lillahi lafzayı celal harfi cerden sonra gelmiş. Ve ayetun kelimesi mübteda. Mübteda muahhar diyoruz arkadaşlar. Diğerleri olmaz. Beşe bakalım. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ عِنْدَ عَالِيمِهِ. Evet. Sebebu تَقَدُّمُ الْخَبَرِ. Haberin öne geçmesinin sebebi fil cümleti sâbega. Bu cümlede nedendir diye sormuş. Evet.
Hemen inceleyelim arkadaşlar. Bakalım burada ne var? El haberu şibhi cümle vel mübteda nekire. Bakın. Likulli da'in şibhi cümle. Deva'un kelimesi de mübteda nekir olarak gelmiş. Haberimiz şibhi cümle olarak gelmiş. Bunu da bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Deva kelimesi de mübteda. Hakkı sadara demiş. Yok burada arkadaşlar. Şibhi cümle mübteda marife demiş. Mübtedamız nekira geldiği için olmaz. Sadarat hakkı var diyor. Olmaz arkadaşlar. Fil mübteda zamirun. Mübtedada bir zamir var mı? Devamında yok arkadaşlar. Burada da bir zamir yok. Bu da olmaz. Ve doğru şıkkımız S oluyor. 6'ya bakalım. Meta es seferu. Sefer ne zamandır? Bakın burada haber öne geçmiş. İsmul istifam meta fi mahalli raf. Haber arkadaşlar. Haberi mukaddem diyoruz. Er Rasulü Muhammedun. Bakın her ikisi de marife gelmiş. Muhammed de marife. Er Rasul eliflamla marife. Bu fil cümleti sabiga. Bu cümlede ne var? Biz burada kural olarak ne diyeceğiz? Her ikisi de marifelik nekralıkta eşitse. Yani her ikisi de marife ise o zaman normal sıralama. Birincisine mübteda diyoruz. İkincisine haber diyoruz arkadaşlar. Yecibu takdimul mübteda. Mübtedanın öne geçmesi vaciptir demiş. Doğru şıkkımız burası arkadaşlar. Tekrar edecek olursak kuralımızı, her ikisi de marifelik nekralıkta eşit olursa o zaman mübteda önde gelmek zorundadır. 8. soru el mühendisi ya'melu fi şirketi. Mühendis şirkette çalışıyor. Bakın burada haberimiz ne gelmiş? Fiil cümlesi gelmiş. Haber fiil cümlesi gelirse o zaman mübteda başa geçer arkadaşlar. Evet ne diyor? El haberu fil cümleti sabiqa. Hemen haberimizin ne olduğunu sormuş. Bakın fiil cümlesi. Hemen bunu arayıp bulacağız arkadaşlar. Cümle fiili ye ya'melu. Evet doğru şıkkımız burası. Diğerlerini okumaya gerek yok. Kalallahu teala li kulli ümmetin ecelun. Kelimetü ecel i'rabı nedir diyor. Bakın burada ecel kelimesini sormuş. Li kulli ümmetin şibi cümle olarak gelmiş. Nedir? Haber öne geçmiş arkadaşlar. Peki bu nedir hocam? Ecel de mübtedadır. Nasıl mübteda? Nekra olarak gelmiş mübteda. Mübteda muahhar hemen seçeneğimiz burada verilmiş. Haber midir? Değildir arkadaşlar. Haber değil demiştik. Sıfat zaten değildir. Mübteda mukaddem öne geçmiş bu da değil. Ve doğru şık elif. 10. soruya bakalım. El medinetu şevari'uha vasiatun. Bakın burada vasiatun kelimesini soruyor. Kelimetu vasiatun merfuatun li'enneha. Niçin merfudur? Haber olduğu için arkadaşlar. Peki hocam bu haber hangi kelimenin haberi ya da daha doğrusu neyin haberi? Arkadaşlar önce bu cümleyi kendi içinde bir inceleyeceğiz. Bakın şevari'uha vasiatun bir isim cümlesidir. Şevari'a kelimesi mübtedadır. Bu mübtedanın haberi işte vasi'a. Evet mübteda muahhar demiş. Hayır değil arkadaşlar. Haberu muahhar sonra gelmiş haber ve mübtedauha medine. Medine'nin mübtedası haberi demiş. Değil arkadaşlar. Haber mukaddem demiş. Bu zaten değil. Haber mukaddem değil. Haber müahhar doğru. Ve mübtedauha onun mübtedası da şevari'uha kelimesidir. Arkadaşlar aranan kelime, aranan cevap burası. Soruya dönecek olursak. Vasiatun kelimesi şevari'a kelimesinin haberidir. Peki hocam el-medinetu nedir? Arkadaşlar el-medinetu de mübtedadır. Peki hocam bu mübtedanın haberi nerede o zaman? Bu mübtedanın haberi de şu büyük cümle. Şevari'uha vasiatun isim cümlesidir arkadaşlar. Burası komple isim cümlesi olarak haberdir arkadaşlar. Bu haber de Medine kelimesinin haberidir. Vasiatun şevari'a kelimesinin haberi. Şevari'uha vasiatun onun caddeleri geniştir. Haber de arkadaşlar isim cümlesi olarak haber Medine'nin haberidir. Evet, araştırmaların burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.